Merhaba, ben Dr. Joe Dispenza. Bu videoda meditasyon kavramını açıklığa kavuşturmak için biraz zaman ayırmak istedim. Meditasyonun ne olduğu ve neden yapıldığı anlaşıldığında, nasıl yapıldığı konusu daha kolay hale gelir. Üç kitabın yazarıyım, Placebo Sensin, Değişim Zihinde Başlar, Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak, Zihninizi Yenileyip Yeni Bir Zihin Yaratmanın Yolları ve ilk kitabım Beyninizi Evrimleyin, Zihninizi Değiştirme Bilimi. Nörobilim dalında bir özgeçmişim var. Ayrıca kayropaktik dalında bir doktoram var. Lisans eğitimim beyin fonksiyonu, beyin görüntüleme ve epigenetik biyolojisi üzerinedir. Ve nöroplastisite denilen kavrama göre, biz düşündüğümüz her yeni düşünce, yaptığımız her yeni seçim, gösterdiğimiz her yeni davranış, sahip olduğumuz her yeni deneyim, kucakladığımız her yeni duygu sayesinde değişiriz. Beynimizde biyolojik ve fiziksel değişiklikler meydana gelir. Ama sahip olduğum en büyük ayrıcalık dünyayı dolaşıp bu kavramı farklı kültürlerdeki insanlara öğretme fırsatımın olması. Ve mutlulukla söyleyebilirim ki tarihte öyle bir zamandayız ki artık sadece bilmek yetmiyor. Nasıl olduğunu bilme zamanıdır. Ve insanlara uygun türde bilgi verildiğinde ve bu bilgiyi tekrarlayabildiklerinde ve bunu entelektüel olarak anlayabildiklerinde ve bunu uygulayabilmeleri için bir alıştırma verildiğinde bunu doğru yaparlarsa bir türlü dönüşüm gerçekleşmelidir. Bu dönüşüm bedenlerinde, zihinlerinde ya da hayatlarının herhangi bir yerinde olmalıdır. Ve tüm dünyada dönüşüme tanık olma fırsatım ve ayrıcalığım oldu ve her kültürde dönüşümün tamamen aynı göründüğünü söyleyebilirim. İnsanlar tam anlamıyla kendilerine empoze ettikleri zincirlerinden kurtulmalarının yan etkisi gerçek özgürlük ve gerçek sevinçtir. Ve böylece insanların bu ilkeleri gerçekten uygulayarak yaşamlarında ölçülebilir değişiklik yapmalarını izlemek, gerçekten buna şahit olmak ve katılmak benim için bir onur ve ayrıcalıktı. Şimdi son iki videoda bir şey hakkında düşünmekten bir şeyler yapmaya nihayetinde de o şey haline gelme ustası olmak için tüm biyolojik ve nörolojik makinelere sahip olduğumuz hakkında konuştum. Bilgi aldığımızda, onu deneyim haline getirdiğimizde ve nihayetinde onu çok kez tekrarladığımızda, bunu tekrar tekrar nasıl yapabileceğimizi bilmenin bilgeliğine sahip oluruz. Ayrıca kişiliğinizin kişisel gerçekliğinizi nasıl yarattığı ve kişiliğinizin nasıl düşündüğünüz, nasıl davrandığınız ve nasıl hissettiğinizden oluştuğu hakkında konuştum. Bu videoyu dinleyen mevcut kişilik yani siz, hayatınız olarak adlandırdığınız kişisel gerçekliği yarattınız. Bu da demek oluyor ki yeni bir yaşam yaratmak istiyorsanız düşünme şeklinizi, nasıl davrandığınızı veya nasıl hissettiğinizi değiştirmeniz gerek ve bu değişiklikleri içe doğru yapmaya başladığınızda bazı etkilerini vücudunuzun veya yaşamınızın bazı kısımlarında görebilmeli ve ölçebilmelisiniz. Bütün bunlara nasıl dahil olduğum hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Ama bunu yapmadan önce sadece bir dakika ayırıp son videoda bahsedilenleri yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Yorumlarınızı seviyorum. Bahsettiğiniz o değişim nehrini geçmek için çaba sarf etmenizi seviyorum. 1986'da bir triatlonda bir kamyonet bana çarptı. Bir köşeye yaklaşıyordum ve köşede bir polis memuru vardı. Ve iki bisikletçiyi geçiyordum. Ve o da bana dönüşü yapmam için el sallıyordu. Ve bu iki bisikletçinin önüne geçip gitmeye çalışıyordum. Ama bir sorun vardı. Polis memurunun yaklaşmakta olan trafiğe karşı sırtı dönüktü. Dönüşü yaptığımda dört tekerlek çekişli bir bronco araba beni bisikletimden fırlattı. Ve sırtımın üzerine dik bir şekilde düştüm. Bunun sonucu olarak omurgamdaki altı omuru kırdım. Sırtınızın veya poponuzun üzerine sert bir şekilde düştüğünüzde, sıkıştırma kuvveti omur sütununu ve bloklarını alır ve onları feci şekilde sıkıştırır. Ve bundan dolayı sıkıştırma kırıkları olarak bilinen altı omurumu kırmıştım. Şimdi böyle bir maddeyi veya kütleyi sıkıştırdığınızda ve düzleştirdiğinizde o maddenin hacmi bir yere gitmeli ve benim durumumda bu, omuriliğime doğru geri gitti. Bu yüzden omuriliğimde ve altı omurumda çok fazla kompresyon kırığı vardı. Ve kordonumdaysa kemik parçaları vardı. Omurlardan biri %60'dan fazla çökmüştü. Ve çöktüğünde omuriliği içeren kemer, yani nörel kemer, çubuk kraker gibi kırıldı. Bu yüzden kordon sıkıştırmam oldu. Şimdi böyle bir durum için tipik ameliyat, Omurların arka kısımlarını kestikleri, Harrington çubuk ameliyatı olarak adlandırılan radikal bir ameliyattır ve benim durumumda boynumun tabanından omurgamın tabanına doğru uzun paslanmaz çelik çubukları vidalamaları gerekirdi. Ve vidaları bu çubuklara vidaladıklarında vidaların gücü omurga bel kemiğini omurilikten çıkarır ve bunun omuriliğimin üzerindeki baskı miktarını azaltacağını umuyorlardı. O zaman çok fazla nörolojik problemle karşı karşıyaydım ve şiddetli acı çekiyordum ve çok fazla uyuşma yaşıyordum. Güney Kaliforniya'nın önde gelen cerrahlarından dördünden fikir aldım ve bu dört görüşü aldıktan sonra ameliyat olmamaya karar verdim. O zaman da aklımda bir fikir vardı ve bu fikir bana sürekli tekrar tekrar bedeni yapan gücün bedeni iyileştirdiğini söylüyordu. Bunun ne demek olduğunu şu anda bildiğim kadar bilmiyordum. Ama her birimize hayat veren bir zekanın olduğunu anlıyordum. Bunu yapan zeka, aynı şekilde kalbinin atmasını, yemeğini sindirmeni ve vücudun bir hücresindeki yüz binlerce kimyasal reaksiyonu bir saniyede organize etmeni, her saniye 10 milyon hücre kaybedip 10 milyon daha kazanmanı sağlıyor. Zihnimizden çok daha büyük zihni olan ve aslında iradesi bizim irademizden çok daha fazla olan ve yaşam sevgimizden çok daha büyük bir yaşam sevgisine sahip olan bir zeka vardır. Ve bu yüzden düşündüm ki benim iradem onun iradesiyle eşleşebilirse, zihnim onun zihniyle eşleşebilirse ve yaşam sevgim onun yaşam sevgisiyle eşleşebilirse, belki benim çağrıma cevap verebilir. Hiçbir yere gitmiyordum ya da hiçbir şey yapmıyordum. Genel olarak yüzüstü yatıyordum. İki karar verdim. İlk karar şuydu. Bu zekayla temas kuracaktım. Ve onunla temas ettiğimde ona çok özel bir plan, çok özel bir tasarım, çok özel bir şablon verecektim ve şablonun eksiksiz olduğuna emin olacaktım. Ve bu tamamlandığında, bunun sonucundan memnun olduğumda, yaratılışımı daha büyük bir zihne teslim edecektim ve yaptığı şeyi en iyi şekilde yapmasına izin verecektim. Aşka bir deyişle tüm bu bedensel işlevlerle ilgilenmek benim sorumluluğumda olsaydı muhtemelen hayatta kalamazdım. Bu yüzden bu benim işim değildi. Benim işim bunu benden daha iyi yapabilen, daha büyük bir zihne teslim olmaktı. Düşündüğüm ikinci şey deneyimlemek istemediğim hiçbir düşüncenin farkındalığımdan kaymasına izin vermeyeceğimdi. Her ikisi de kulağa çok kolay geliyor. Ama sorun şuydu, çok çabuk fark ettim ki istediğim şeyi aklıma yaptıramıyordum. Ve ikincisi eksiksiz bir modeli devam ettirecek kadar odaklanamıyordum. Omurlarımı, her bir omuru tek tek yapılandırmayı ve omuriliğimi yeniden tasarlamayı düşünmeyle başlardım ama birden bakardım ki hayatımın geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmeyi düşünmeye başlamışım. Veya sadece Evimi satmalı mıyım diye düşünürdüm ve tekrar baştan başlamam gerekirdi. Ve fark ettim ki kriz ya da travma, teşhis ya da hastalık zamanlarında ve bir tür felaket başımıza geldiğinde neyin olmasını istediğimiz yerine neyin olmasını istemediğimize odaklanma eğilimliyiz ve bu stres hormonlarından dolayıdır. Ve bu yüzden stres içinde yaşadığımızda Hayatta kalma modunda yaşıyoruz ve sürekli kendimizi başımıza gelebilecek en kötü şey için hazırlıyoruz. Çünkü daha azıyla daha iyi hayatta kalma şansımız var. Bu yüzden kendim için en uygun sonucu seçmek yerine muhtemelen en kötü olacak şeyi seçiyordum. 6 hafta boyunca mutlak cehennemden geçtim. Çünkü yapmak istediklerimi yapamıyordum. Yaklaşık 6 hafta süren kişisel işkencemden sonra işler kolaylaşmaya başladı ve çok kısa bir sürede 3 saat süren şeyi, omurgamı yeniden inşa etmek artık aklımda yaklaşık 45 dakika içinde yapabiliyordum. Biliyordum ki bir süre sonra bu beynimde ve bedenimde bir şeyleri olduruyordu. Aklımdaki yeni devreleri ateşliyordum ve bağlıyordum ve aynı zamanda dikkat etme yeteneğimi keskinleştiriyordum. Ve meğerse dikkat tıpkı golf veya tenis gibi bir beceriymiş. Ne kadar çok o anın içinde bulunmayı ve dikkat göstermeye çalışırsanız o kadar iyi oluyorsunuz. Altıncı haftada işler artık değişti. Bunun benim için daha kolay gelmeye başladığını fark ettim. Vücudumdaki ağrının büyük ölçüde azaldığını fark ettim. Ayrıca uyuşukluğun ve nörolojik değişikliklerin çok hızlı bir şekilde azaldığını fark ettim. Ve içimde yaptığım şeyin dışımda bir etki yarattığını görmeye başladım. O yüzden yaptığım şeye dikkat etmeye başladım ve bunu daha fazla tutku ve daha fazla heyecanla yapmaya başladım ve böylece 10 hafta içinde ayaklarımın üzerindeydim ve hayatıma yürüyerek geri döndüm ama kendimle bir anlaşma yaptım o yalnız gecelerde kendimle yaptığım anlaşma şuydu tekrar yürüyebilirsem hayatımın geri kalanını zihin beden bağlantısı ya da zihnin madde üzerindeki etkisini çalışarak geçirecektim ve böylece o noktadan beri bu kavramların bazılarının gizemini açıklamakla ilgileniyorum gerçekten her insanın kendini iyileştirme yeteneğine sahip olup olmadığını gözlemlemek istiyorum. Bu sayede ilk kitabıma başladım ve spontane remisyonları incelemeye başladım. Burada hastalık teşhisi konulan insanlara bakıyordum. Geleneksel veya alışılmadık bir şekilde tedavi görüyorlardı. Durumları ya aynı kalıyordu veya kötüleşiyordu ama hepsi birden daha iyi oluyorlardı. Ve bu etkiyi yaratan nedenin ne olduğunu bilmek istiyordum. Bu yüzden ilk kitabımı Beyninize Evrimleyin'i yazdım ve ilk kitabın bir sonucu olarak birçok kişi aynı soruyu sormaya başladı. Tamam bunlar iyi bilgiler ama bunu nasıl yapıyorsun? Tam o sırada Ne Biliyoruz Ki isimli bir film çıktı. O filmde yer alan bilim adamlarından biriydim. Ve tamamen aynı şey oldu. Kuantum fiziği ve nörobilim ve endokrinoloji ve epigenetik kavramlarını birleştiriyorduk. Çoğunlukla insanların istedikleri hayatı yaratabileceklerini göstermek istiyorduk. Ve bunu gerçekten yapabilmeleri için ilham veriyorduk. Ama insanlar bunu nasıl yapacaklarını bilmek istiyorlardı ve bu yüzden bilmek istedikleri ikinci şey, eğer kişiliğin kişisel gerçekliğini yaratıyorsa ve kişisel gerçekliğimi değiştirmek için kişiliğimi değiştirmem gerekiyorsa, o zaman kişiliğimi değiştirmek neden bu kadar zor? Böylece dünyanın dört bir yanında atölye çalışmaları ve konferanslar vermeye başladık ve ben de bir el kitabı niteliğinde olan Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırmak adlı ikinci kitabımı yazdım. Bu noktadan sonra mucizeler gerçekleşmeye başladı. İnsanların kendilerini MS, lupus, kanser, diyabet, nadir görülen genetik bozukluklar ve travmatik beyin yaralanmaları, Parkinson hastalığı, rahim miyomları, troit hastalığı ve diğer endokrin koşullarından iyileştirdiğini görmeye başladık. İnsanların sağlığında Oldukça önemli değişiklikler gözlemledik ve sonra hayatlarında da çok önemli değişiklikler görmeye başladık. Sadece kişiliklerini değiştirerek ilişkiler ya da iş ya da istedikleri fırsatları yaratıyorlardı. Bu benim için yolculuğun başlangıcıydı. Çünkü bu değişikliklerin bazılarını ölçmeye başlamak istedim. Bu yüzden bilim adamları ve araştırmacılardan oluşan bir ekip meydana getirdik ve bunları dünya çapında ileri seviye atölyelerle öğretiyoruz ve ilgi odağımız dönüşümü ölçmek. Ve benim teorim şu ki, eğer beyindeki, kalpteki veya insanların vücudunun etrafındaki alanı veya genetik değişikliklerin dönüşümünü ölçebilirsek ki bunların hepsini yaptık, o zaman insanlar bunu aynı şeyi kendilerinin de yapabileceğinin mümkün olduğunu anlamaya başlayacaklar. Tıpkı hastalık yaratan bir enfeksiyonun bir toplumu etkilemesi gibi. Sağlığın da hastalık kadar bulaşıcı olabileceğine inanıyorum. Ve insanların sağlıklarını ve yaşamlarını değiştiren bazı şaşırtıcı şeylere şahit olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum. Placebo Sensin adlı üçüncü kitabımı yazdım ve burada belirli sağlık sorunları olan insanların beyinlerindeki spesifik değişiklikleri gösterdim. Ve bu sadece zihinlerinde değil, beyinlerinde de değişikliğin gerçekleştiğini ispatladı. Ve devam etmeden önce biraz meditasyon kavramı hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü meditasyon modelini insanların bu değişiklikleri yapmaya başlamasına yardımcı olmak için kullanıyoruz. Eğer bunun hakkında düşünürseniz, duyularınızın sizi dış ortama bağladığını fark edeceksiniz. Gördüğünüz, kokladığınız, tattığınız veya hissettiğiniz ya da işittiğiniz her şey, yani beş duyunun hepsi beyninizi etkiliyor. Sabah uyandığınızda ve bir gün önce yaptığınız aynı rutin davranışları yine yapıyorsanız ve geleceğin vizyonuyla tanımlanma sürecinde değilseniz, o zaman çoğunlukla beyninizdeki eski donanımla geçmişte kalırsınız. Nitekim beyniniz, geçmişte bildiğiniz her şeyi yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İnsanlar uyandıkça ve bedenlerine dikkat etmeye başladıklarında çevrelerine bakmaya başlarlar. Tipik şeyler yapmaya başlarlar. Beyinlerindeki devreleri dış çevreleri açtığından düşünceleri dış çevreleriyle eşittir. Ve düşüncelerinizin kaderinizle bir ilgisi olduğu fikriniz varsa, çevrenizle eşit düşündüğünüz sürece aynı gerçeği tekrar tekrar yaratmaya devam edersiniz. O zaman değişmek için çevrenizden daha büyük düşünmelisiniz. Dünyanızdaki koşullardan daha büyük düşünmeli, hayatınızdaki koşullardan daha büyük düşünmeli ve bence tarihteki her büyük insan bu kavramı anlamıştı. Kendilerinden çok daha büyük bir vizyonla tanımlandılar. Son videoda kim olduğumuzun %95'inin 35 yaşımıza kadar bilinçaltı bir bilgisayar programı gibi işlev gören bir dizi ezberlenmiş davranış, inanç, algı, tutum ve duygusal tepkilerden oluştuğunu konuşmuştuk. O zaman eğer tekrar tekrar aynı şeyleri yapmaya devam ederseniz, bedeniniz kendini zihin olarak koşullandırır. O zaman bu gerçek değişim bedeninizden daha büyük olmalı demektir. Öyleyse 35 yaşına geldiğimizde kim olduğumuzun %95'i bir dizi ezberlenmiş davranışlar, duygusal tepkiler, inançlar ve hatta bilinçaltı bilgisayar programı gibi işlev gören tutumlar veya algılarsa o zaman değişmek zihin olarak bedenden daha büyük olmak demektir. Çünkü bedenimiz zamanla zihin olmak için şartlandırılmıştır. Bahsettiğimiz o değişim nehrini geçmek, eski benlikten yeni benliğe geçmek için elbette bu sürecin başlangıcında vücudunuz rahatsızlık hissedecektir ve bu yüzden çoğu insan aynı varlık durumuna geri dönerler. Öyleyse eğer gerçekten sadece düşünerek kendinizi veya hayatınızı değiştirme sürecindeyseniz, o zaman mantıyken bedeninizi bir yere koymalısınız ve bir yerde kalmasını sağlamalısınız ve artık ona bir şeyler yaptırtmalısınız. Dış ortamınızla bağlantınızı kesmek, yani gözlerinizi kapatmak veya arka planda yumuşak müzik çalmak veya kulaklıklarınızı takmak, beyninizdeki duygusal bilgileri azaltmak ve tam anlamıyla zamanı unutmak anlamına gelir. Geçmişin anılarına dayanarak öngörülebilir geleceğinizi tahmin etmeyi çalışmayı bırakın. Şimdiki anda olun ve bu meditasyonun amacıdır. Meditasyon, analitik zihninizin ötesine geçmek demektir bedeninizi, çevrenizi ve zamanınızı ortadan kaldırmaya başlamaktır. Böylece iç dünyanızdaki düşünceler dış dünyanızdaki her şeyden daha gerçek hale gelir. Bir önceki videoda dediğim gibi meditasyon kelimesi aşina olmak demektir. O zaman eğer bir meditasyondaysanız ve bilinçaltı düşüncelerinizin farkına varmaya başlıyorsanız, otomatik eğilimlerinizin, alışkanlıklarınızın veya davranışlarınızın farkına varmaya başlıyorsanız Nasıl hissettiğinizin farkına varmaya başlıyorsanız, zihin ve beden durumlarını gözleme durumunuz meditasyon sürecidir, kendini bilmek istemektir. Eğer onu düşünebilirseniz, zihin ve beden durumlarını gözlemleyebilirseniz, nasıl düşündüğünüzü, nasıl davrandığınızı ve nasıl hissettiğinizi de gözetleyebilirseniz artık program değilsiniz. Programı gözlemleyen bilinçsiniz ve işte o zaman öznel benliğinizi nesnelleştirmeye başlarsınız ve o zaman biyolojinizden çekilmeye başlarsınız ve bilinçaltı durumunuzun ne kadar çok bilincinde olursanız normal yaşamınızda bilinçsizleşme olasılığınız o kadar az olur. Şimdi meditasyonda otururken yeni düşünme yollarını düşünmeye başlarsanız, zihinsel olarak prova yapmaya veya zihninizi gözden geçirmeye ya da göstereceğiniz yeni davranışları veya yeni seçimleri planlamaya başlarsınız beyninizde yeni devreleri ateşlemeye ve bağlamaya başlarsınız. Ve bu devreleri ateşlemeye ve bağlamaya devam ederseniz, bu size zamanla tanıdık gelmeye başlar. Ve bu deneyim gerçekleşmeden önce, nasıl hissedeceğinizle ilgili duyguları geliştirebilirseniz ve duyguların yeni genlere, yeni yollarla sinyal vereceğini anladıysanız, o zaman o duygu için, o deneyimin gerçekleşmesini beklemeyeceksiniz. Kalbini açma ve minnettar olma, sevinçli, sevgi dolu, Özgür ve bütün olma his durumlarını pratik yaparsanız ve bunu her gün biyolojik ve kimyasal olarak yaparsanız, bir sonraki denemenizde bu duyguları geliştirmeniz biraz daha kolay olacaktır. Ve size tanıdık gelmeye başlayacaktır. O zaman meditasyon kelimesi aşina olmak anlamına geliyorsa ve meditasyonun tüm amacının çevreyi ortadan kaldırmak, bedeni yere sermek ve zamanın ötesine geçmek olduğunu anlıyorsanız, iç dünyanızı dış dünyanızdan daha gerçek hale getirmeye başladığınızda 1500 ila 2000'in üzerinde insanın meditasyonda beyinlerini okuduğumuz ve tekrar tekrar yaptığımız araştırmalara göre hayatınızı bir materyalist olarak yaşadığınızda ve tüm dikkatinizi dış çevrenize verdiğinizde beyin dalgaları, beyninizin bilgiyi işleme şekli beta beyin dalgası dediğimiz bir fonksiyonda işlev görür. Başka bir deyişle beta halinde dış dünyanız iç dünyanızdan daha gerçektir. Çünkü daha bilinçlisiniz ve daha farkındasınız. Şimdi, gözlerinizi kapatırsanız ve bazı duyusal verileri ortadan kaldırırsanız ve vücudunuzu oturtursanız ve daha az şeyi görürseniz veya daha az şeyi duyarsanız veya o kadar çok şey hissetmezseniz beyniniz daha az veri işliyor demektir. Böylece beyin dalgalarınız yavaşlar ve yavaşladıklarında alfa beyin dalgası modeli olarak adlandırdığımız bir hale geçiş yaparsınız. Şimdi alfada iç dünyanız daha gerçek olma eğilimindedir. Hala dış dünyayı hissediyorsunuzdur ama iç dünyanıza daha çok dikkat veriyorsunuz. Burası hayallerinizin olduğu dünyadır. Şimdi biraz daha rahatlarsanız ve nefesinizi değiştirmeye başlarsanız teta beyin dalgası adlı modele geçersiniz. O zaman bedeniniz uykudadır ve zihniniz uyanıktır. Şimdi eğer bedeniniz uykudaysa ve zihniniz uyanıksa bu bedeninizin artık zihin olmadığı anlamına gelir çünkü bedeniniz uykudadır. Tam burada enstantane değişim gerçekleşebilir. Vereceğimiz kursta beyin dalgalarının nasıl değiştirebileceğini gösteriyoruz. Ve bunu nasıl yapacağınızı spesifik bir şekilde gösteriyoruz ki ne zaman o durumda olduğunuzu ve ne zaman olmadığınızı anlayabilirsiniz. Ve beyin dalgalarını nasıl düzenleyeceğinizi ve değiştirebileceğinizi anladığınızda kelimenin tam anlamıyla analitik zihninizin ötesine geçebilirsiniz. Çünkü bilinçli zihninizi bilinçaltı zihninizden ayıran şey analitik zihninizdir. Ve analitik zihni yavaşlatmak için kullandığımız çok spesifik tekniklerimiz var. Ve hiçbir şeye odaklanmadığınızda, boş alana odaklandığınızda, gözlerinizin arkasındaki büyük siyah alana odaklandığınızda beyin dalgaları yavaşlamaya ve sadece yavaşlamaya değil, aynı zamanda son derece organize ve oldukça tutarlı olmaya başlıyor. Bunu daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Böylece hayatınızda pratik yapabilmeniz için gerekli araçlara sahip olacaksınız. Bahsettiğimiz tüm bu bilgiler sizin onunla bir şeyler yapabilmeniz içindir. Gününüzün en küçük parçasına sabah sahip olabilirseniz, sabah kalktığınızda beyin dalgalarınız delta'dan yani derin uykudan teta'ya, oradan alfa'ya, sonra beta'ya, oradan uyanıklığa geçer. Veya gece yatmaya gittiğinizde beyin dalgalarınızın beta'dan alfa'ya, teta'ya delta'ya geçer. Bu demek oluyor ki, günde iki defa bilinçaltınızın kapısı açıktır. Peki ya kalkıp gözünüzü kapatıp ve bir düşünce tarafından tanımlansanız, başka bir deyişle hayatınızı sadece düşünceyle değiştirecekseniz, vücudunuzu sadece düşünerek iyileştirecekseniz, ya da sadece düşünerek yeni bir gelecek zaman yaratacaksanız, sadece düşünmeniz gerekiyor. Eğer o zaman oturup gözlerinizi kapatırsanız ve vücudunuzu rahatlatmaya başlarsanız ve gözlerinizin arkasındaki alanın, gözlerinin arkasındaki o büyük siyah alanın farkına vardığınızda ve o alanın içine doğru rahatlamaya başladığınızda ve eğer zihninizin insanlara ya da şeylere ya da e-maillere ya da sorunlara doğru gittiğini fark ederseniz, gözlerinizin arkasındaki o büyük siyah alana geri dönmeyi deneyin. Zamanla beyin dalgalarınız yavaşlamaya başlayacaktır. Bir sonraki videoyu izlemeden önce bunu uygulamaya başlayın. Lütfen bize görüşlerinizi gönderin. Sizden gelen yorumları seviyoruz. Bu çalışmaları yaptığınızı görmeyi seviyoruz ve en önemlisi siz mucizenin ta kendisisiniz. Hayatınızda bunu deneyin ve neler olduğunu görün. İşte o zaman tüm bunların gerçekliğini deneyimleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.